Bayan Limon'un gizli sistemi olan Uroboros projesine girmek ve oyunun gerçek sonuna ulaşmak için bir şifreye ihtiyacımız vardı. Önce Bay Domates'ten bu şifrenin ilk yarısını almıştık. Daha sonra Bayan Limon'dan şifrenin diğer yarısını aldık ve şu an şifre tamamlandı. Ve bu şifreyi verirken Bay Domates de Bayan Limon da şifrenin ne işe yaradığını bilmiyordu ya da bize söylemiyordu. Ama biz şifreleri alırken nerede kullanılacağını biliyorduk. Uroboros gizli sistemindeki dekapsülasyon bölümünün şifresiydi bu. Dekapsülasyonun anlamı sistemde pakette halinde kapsüllenmiş verilerin açılmasıdır. Yani biz Uroboros projesinden bir şeyi çıkararak serbest bırakacağız. Evet, bugün o büyük gün. Bugün Uroboros sistemine giriş yapıp Bayan Limon oyununun gerçek sonuna ulaşacağız ve sistemde hapsolan şey her neyse onu serbest bırakacağız. Bir de oyunun içerisinde kullanabileceğimiz ve hepinizi çok ama çok şaşırtacağını düşündüğüm gizli bir de kod var. Bu kodla ilgili de yardımınıza ihtiyacım olacak. Bayan Limon video serisinin hızlıca devam etmesi için aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. 10.000 like'da serinin yeni bölümü gelecek. Bayan Limon videolarımızın hepsini desteğinizle trende çıkardınız. Hepinize çok ama çok teşekkürler. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Hem oyunun gerçek sonunu hem de oyundaki gizemli kodu çözmeye gidiyoruz. Project Uroboros'a giriş yaptım arkadaşlar. Burada personal notes yani kişisel notların içerisinde daha önce bazı notlar çıkmıştı ortaya ve bunları incelemiştik. Ortaya çıkmayan notlar için farklı sonlar var. Onları da yapacağız daha sonraki videolarda ve sonra da bütün hikayeyi ortaya çıkaracağız. Ama bugün şimdi bu almış olduğumuz kodla birlikte yapacağımız şey decapsulation bölümüne girmek. Decapsulation bir sistemin içerisinden bir parçayı çıkartmak ve biz burada muhtemelen Project Uroboros'un içerisinden yani bu sistemin içerisinden bir şey çıkartacağız. Çünkü biz sistemin içindeyiz. Şimdi bakalım buradan ne çıkartacağız ya da nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Decapsulation bölümüne girdiğimiz zaman dekapsülasyon prosesini başlatmak için güvenlik şifresini aşağıdaki kutuya girin. Bilmelisiniz ki bu proses deneye zarar verebilir ve tekrar geri alınamaz. Hemen şifreyi giriyorum. Önce birinci şifre 1, 3, 2, 2, 9. Daha sonra ikinci şifreyi girelim. 2, 8, 9, 4, 2 ve onaylaya basıyorum. Evet arkadaşlar şu anda dekapsülasyon protokolü başlatıldı. Ve deneyin durumunu kontrol ediyoruz diye yazıyor. Deney güvenli. Ve karşıt kod üretiminin miktarı kontrol ediliyor. Karşıt kod üretimi %50'nin altında. Limiti kaldırıyor. Limiti kaldırdı şu anda. Dekapsülasyon sürecini bitiriyor. Bu ne? Bu ne? Bir ses geldi bir. Bu ne arkadaşlar? Hayır. Pekala, bu ilginç. Muhtemelen kendimi tanıtmam gerekiyor. Ama sen bana Uroboros diyebilirsin. Ve sen de ben de sana user yani kullanıcı diyeceğim. Peki kullanıcı, teşekkürler sana. Sonunda artık bitmeyen bir komada değilim. Ve bir deney olarak o parazitlere hizmet etmek zorunda değilim. O parazitler dediği Bay Domates ve Bayan Limon mu acaba? Merak ediyor olabilirsin. Onlara ne olduğunu merak ediyor olabilirsin. Pekala. Maalesef onlar hala içimdeler. Ama şimdi onlar sonsuz bir komada, ben değilim. Basitleştirmek gerekirse yerlerimizi değiştirdik. Yani biz Uroboros'u serbest bıraktık. O yüzden neden beni özgür bıraktın gerçekten? Çünkü bilmiyorum. Neyse, önemli değil. Benim için fark etmez. Gitmeliyim.
Teşekkürler tekrar. Hoşça kal. Şu anda Bayan Limon oyununu açtığımızda bu şekilde Uroboros'u görüyoruz. Project Uroboros'u açmaya çalıştığımızda ise maalesef hiçbir şey açamıyoruz. Bay Domates'i açmaya çalıştığımızda da yine aynı şekilde Uroboros bizi engelliyor. Uroboros aslında Bay Domates ve Bayan Limon'un içinde bulunduğu sistemin ismiymiş ve biz de bu sonla onu serbest bıraktık. Bay Domates ve Bayan Limon Uroboros sistemini ele geçirmişti ancak biz her ikisinden aldığımız kodlarla onların içinde bulunduğu sistemi yani Uroboros'u serbest bıraktık. Böylece hem Bayan Limon hem de Bay Domates aynı Uroboros'un söylediği gibi bitmeyen bir komaya girmiş oldu. Yani Bay Domates ve Bayan Limon'u yendik. Bu oyunun gerçek ve iyi sonuydu. Ya da belki Uroboros'u serbest bırakmamız aslında Bay Domates ve Bayan Limon'dan daha tehlikeli de olabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü Uroboros proje sistemi içerisinde Bay Domates ve Bayan Limon'un dışında üçüncü bir karakter daha var ama şu an oraya giriş yapamıyoruz. Bu üçüncü karakter Uroboros'un kendisi olabilir mi? Şimdi oyundaki gizli kodla ilgili bölüme geçelim. Uroboros sistemindeki eksik bilgilere ulaşabilmek için hem Bay Domates hem de Bayan Limon'daki oyun sonlarına ulaşmamız gerekiyor. Ve ben de video dışında tüm oyun sonlarına ulaşıp bilgileri toparlamaya çalışıyorum. Bay Domates'te Global Delete yani Bay Domates'i tüm dünyadaki sistemden silme ile ilgili bir oyun sonu vardı ve bu da Bay Domates'in gerçek sonuydu. Aynı bu videodaki Uroboros sonu gibi düşünebilirsiniz. Ve bu sona ulaşmak için önce Bay Domates'i mükemmel sonla yani sıfır kızgınlıkla bitirmemiz ve daha sonra marketten kimliğimizi gizleyen bir kart almamız gerekiyordu. Çünkü kimliğimizi gizleyen kartı almadan Bay Domates'i silmeyi denersek bizi yakalıyordu. Bay Domates'i sıfır sinirle bitirip kimliğimizi gizleyen kartı da aldığımızda silme işlemini başlatmak için Bay Domates oyununun ana ekranında bir kod yazıyorduk. Bu kod oyunun yapımcısının sitesinde yer alan bir koddu. Tsomato 1B191A21 ve bu kodun hemen altına gizli ve yeni bir yazının eklendiğini gördüm. Daha önce burada olmayan bu yazıda Her name is the key yani onun adı anahtar yazıyordu ve burada Bayan Limon'dan bahsediyordu. Bu da aklıma şunu getirdi. Aynı Bay Domates'i sıfır sinir sonuna getirdikten sonra Tsomato kodunu yazarak gizli konsolu açtığımız gibi Bayan Limon için de sıfır sinir sonundan sonra Bayan Limon'un ismini oyunun ekranında yazarak belki yine gizli bir konsol açabilirdik. Peki Bayan Limon'un ismi neydi? Uroboros sistemine girdim ve araştırmaya başladım. Aslında önceki videolarda bu kısmı görmüştük. Belki hatırlamışsınızdır. Bayan Limon'un ismi Louise'di. Yani Louise ya da varyasyonlarını yazarak bir şeylere ulaşabilirdik. Şimdi oyunun içerisinde bu gizli kodu girmeyi deneyelim. Oyunu aynı Bay Domates'teki gibi mükemmel sonla bitirdik. Şu anda Bayan Limon'da da aynı ekrandayız. Diğer tarafta Tsomato şifresini yazdığımız ekrandayız. Şimdi burada bir şifre yazdığımız zaman acaba bir şeyler oluyor mu? Mesela Louise'di ismi. Louise yazsak bir şey oluyor mu? Herhangi bir tepki vermedi. Başka mesela Miss Lemons, Bayan Limon diye yazsak yine herhangi bir tepki vermedi. Başka ne olabilir? Miss Lemons, Miss Louise, Louise Lemons. Yok, burada herhangi bir tepki vermiyor arkadaşlar. Oyunun içerisine girelim, bir de oyunun içerisinde deneyelim. Tekrar yine sırayla bütün varyasyonlarını deneyeceğim şimdi. Louise diye yazalım. Şu anda burada Bayan Limon yok. Ve şurada mesela yazalım, Louise yazalım. Şu anda Louise yazınca olmadı. Miss Lemons yaz... Aa, bir ses geliyor. Bir dakika. Orada bir ses geldi arkadaşlar. Sanki yanlış yazmışız gibi bir ses geldi. Bu doğru yazıyoruz. Yani doğru yoldayız anlamına geliyor olabilir. Ne yazabiliriz başka? Louise yazdık zaten. Başka ne yazabiliriz? Bayan Limon yani Miss Lemons yazdım. Miss Louise yazalım. O da olmadı. Ama bir ses geliyor arkadaşlar. Yani burada bir şekilde sanki bir şeyler yapabileceğiz ama ne yapabileceğiz onu ben de bilmiyorum. Ah, abi bu ne? Kapı açıldı. Bir dakika, Miss Louise yazdım ama arada bir boşluk bıraktım galiba. Arkadaşlar bir kapı açıldı. Şaka mı bu? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Peki bu kapıyı nasıl açacağız? Bu kapıyı anahtarla açacağız herhalde. Evet, bu kapıyı anahtarla açacağız arkadaşlar. Peki anahtarı nasıl alabiliriz? Şu anda oyundan çıkıp tekrar girsek, yalnız bir anda kapı çıkınca gerçekten bir insan tedirgin oluyor nereden çıktı diye. Çünkü oradan bir kapı çıkmasını beklemiyordum. Şimdi bu anahtarı peki nasıl alabiliriz acaba? Bir oyundan çıkıp tekrar girelim bakalım. Şimdi önce bir dükkana girelim.
Ve buradaki eşyayı almam lazım ama benim şu anda yıldızım yok. Yıldızım olmadığı için bunu alamıyorum. Buna 250 yıldız lazım arkadaşlar. Çok büyük bir miktar bu. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazarsanız sanıyorum bu anahtarla o kapıyı açacağız. Ama bu anahtarı nasıl alabiliriz? Çünkü en son bölüme kadar hani bu anahtarı alırsak başka bir artifekt vesaire herhangi bir eşya almadan sıfır sinirle bitiremeyiz. Eğer bu anahtarı alırsak onları alamayacağız. Onları alırsak anahtarı alamayacağız. Yani hem oyunu sıfır sinirle bitirip hem de bu anahtarı nasıl kazanabiliriz acaba? Şu anda bunu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili bir görüşünüz, yorumunuz varsa mutlaka yazın. Yardımınıza ihtiyacım var çünkü yani o kodun bir şeyde işe yarayacağı belliydi arkadaşlar. Çünkü o kod zaten o daha önce Bay Domates'te kullandığımız kodun olduğu bölümde yazıyor. Bu arada ne yazınca çıktı bir daha bakacağım. Miss Louise. Evet arkadaşlar şu anda ne yazdığımızı bu arada buldum. Miss Louise şeklinde yazılıyor ama arada boşluk mu var, nokta mı var yine tam olarak şey yapamadım ama Miss Louise yazdığım zaman buradaki kapıyı açmayı başardık ve bu kapıya da muhtemelen anahtarla giriş yapacağız. Ama dediğim gibi anahtarı nasıl alabiliriz? Bu kısımla ilgili mutlaka yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bu kapıdan girdiğimiz zaman arkasında ne olacak bilmiyorum. Ama benim gibi Bay Domates'teki global silme seçeneğine ulaşmaya çalışırken buradaki gizli kodu bulup bunu deneyen kaç kişi vardır dünyada gerçekten bilmiyorum ama Bayan Nimona da yine aynı şekilde gizli bir şey koymaları ve bunun da yine Bay Domates'teki gibi olması aslında çok beklenen bir şeydi. Çünkü aynı kodu Bay Domates'te de kullanmıştım ben. Bayan Nimona'da da bu kapıya ulaştık. Burada da anahtarla büyük bir ihtimalle açacağız arkadaşlar. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Yeni Bayan Nimon videosunun hızlıca gelmesi için aşağıdan mutlaka videoya bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an ekranda hem en son yüklediğim Bayan Nimon videosunu hem de tüm Bayan Nimon videolarının oynatma listesini görebilirsiniz. Önceki videolarım bence tümünü izleyin. Böylelikle bütün gizemleri ve hikayeye hakim olursunuz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.